Medet ya şehri Ramazan, merhaba ey şehri Ramazan, merhaba, merhaba ey şehri rahmet, merhaba. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi. Eyleyen üşşak-ı şeyda daima, talatındır ya Resulallah senin. Derd ile ah ettiren sabah akşam, hasretindir ya Resulallah senin. Gece gündüz kârım benim efkan eden, hasret ateşiyle gönlümü suzan eden, dem bedem bu gözlerim giryan eden, firkatindir ya Resulallah senin. Asfiyanın gördüğü lütfü hüda, evliyanın sürdüğü zevkü sefa, enbiyanın bulduğu rifat şeha, devletindir ya Resulallah senin. Merhamet kıl ben garip avareye, zalimim rahmeyle yüzü karaya. Şefkat etmek kimsesiz biçareye adetindir ya Resulallah senin. Eşşefiül müznibin nuri ahad, kendi kölendir nasuhi kılma tart. Lütuf kapından kerem eyle, etmeret ümmetindir ya Resulallah senin. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Yine bir iftar vaktinde sizlerin sofralarına, evlerine konuk olmaya geldik. Yine sorular var. Sizler adına Osman Ünlü hocamıza soracağız. Vakti fazla harcamayalım, boşa harcamayalım. Hemen sorumuza geçelim isterseniz. Hocam bazı kimseler Allah'ın bildiğini kuldan niye saklayalım diyerek açıktan oruç yiyorlar. Bu doğru bir hareket midir? Doğru değil efendim. Ya birkaç sebeple aynı şekilde. Bir kere yani İslamiyet'e zaten aynı şekilde hiç uygun değil. İslami terbiye almış kimse katiyen bunu söylemez, soramaz ve yapamaz. Birazcık altyapısı olan, saygısı ve hürmeti olan, insanlık itibarı düşünen kimse, hani bazen diyor ya efendim benim hürriyetim var, demokratik hak ve hürriyetler falan deniyor ya. Evet. Ben diyor istediğimi yaparım. Ben de istediğimi yaparım. Sen... Benim aynı şekilde inancıma, itikadıma, saygım ve hürmetim yoksa ben de seninkine hürmet etmem ve saygı göstermem demektir bu. Sen bana göster ama ben sana göstermeyeyim. Olur mu öyle şey ya? Sen istediğini söyle. Ha ben söylemeyeyim. Yok öyle bir şey. Nerede var böyle bir hürriyet? Hani derler ya eşek hürriyet diye. Evet. Öyle bir şey yok. Ya bu insanlıktan nasibi olmayan kimsenin söylediği sözler bunlar. Ben istediğim aynı şekilde Allah-u Teala bildiğini kullanır. O zaman çırpçıplak gez. Allah Teala biliyor senin vücudunu. Her haltı ye. Allah Teala biliyor zaten o yediğin haltların hepsini. O zaman hepsini yap. Yoruna gelince canım olur mu canım ayıp olacağı insanlara karşı falan. Ha insanlara karşı ayıp olur. Kendi aynı şekilde şeyine itibarını zedeleyecek, ne yapacak falan. Bu tamamen cahil sözü veyahut da bu sözü ilk çıkaranlar da aynı şekilde Müslümanların imanını, itikadını bozmak isteyen aynı şekilde zındıklardır. Peki zındık nedir? Zındık din kisveti adı altında, din adamı kisvesi altında din düşmanlarına zındık denir. Yani bazıları diyor ki İslamiyet'te zındıklık yok. Tabii İslamiyet'te zındıklık yok. Zındıklar zaten Müslümanlıkla alakaları yok onların. İslam alimleri açık açık bunlar. Kafir kime denir, münafık kime denir, zındık kime denir, Müslüman kime denir. Müslümanlar da aynı şekilde itikatların düzgün olup olmaması itibariyle de kitaplarda uzun uzun bildirilmiştir. Dolayısıyla Allah-u Teala her şeyi bizi biliyor. Ve kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki hastalık gibi veya yaşlılık gibi mecburi bir sebeple oruç tutulmazsa, mesela hanımlar muayyen günlerde tutmuyorlar, mecburidir buna tutulmazsa, gizli yemeli ve özür bitince hemen kaza etmelidir. Açık net bir şekilde bildirilmiş bu kitaplarda. Peki açıkça böyle yaparsa hayası gider. Hayası olmayanın da imanı gider.
hayası olmanın da aynı şekilde imanı gider. Ama sen istediği kadar aynı şekilde bağırsın çağırsın. Ben sizin için Müslüman olacağım, ben Allah için olacağım falan, bunların hepsi hikaye, palavra. Nefsine uygun aynı şekilde söylenen sözlerdir. Dolayısıyla yani şimdi eskiden yani insanların da bir altyapısı mevcutmuş. Gayrimüslimler bile aynı şekilde. Müslümanlar İslamiyet çok iyi biliyor. Gayrimüslimlerin de aynı şekilde inançlarına aynı şekilde saygı gösteriyorlardı. Bize İmam Hatip Okulu'ndayken bir hocamız anlatmıştı. Dedi ki daha önce Konya'da Rumlar ve Ermeniler vardı. Hala Rum köyler vardı. Biliyorduk. İşte iki tane Ermeni kadın. Seneler sonra gelmişler. Yaşlı. Bunların evinin dibinde. İşte eski yaşadıkları yerleri görmek için falan. Kadın demiş ki evladım demiş siz ne kadar bozulmuşsunuz. Sizin demiş kendinize bile hürmetiniz saygınız kalkmış. Biz demiş daha önce sizin dedelerinizle beraber yaşarken burada dedelerinizle yaşarken biz demiş Hristiyanız. Siz Müslümanlarınız sizin dedeleriniz neleriniz. Onlar Ramazan ayında oruç tutardı. Biz Ramazan ayı geldiği zaman biz oruç tutmazdık bizim yani Hristiyandık çünkü. Ama Müslümanlar oruç tutuyor diye biz pazara çıktığımız zaman açık satılan yiyeceklerin tadına bakmazdık. Yoğurttur, peynirdir, zeytindir açık satılıyor. Saygıdan. Evet. Bak abla tadını al diyor. Bak da al falan derler. Tadına bakmazdık. Ama Müslümanlar da aynı şekilde onları kıracak veyahut da onları incitecek bir şey yapmıyorlar. Onların inançlarına hakaret etmiyorlar. Tabii işte Müslümanlar öyle kavi olduğu için gayrimüslimler de bunların inancına aynı şekilde saygı gösteriyor. Şimdi mesela adam ateistim diyor. Müslüman sağlam değil. Müslümanın kendi dinine saygısı yok. Adam mesela Müslüman. Hanıma namaz kılıyor, oruç diyor falan. Adam bakıyorsun sokakta fosur fosur sigara içiyor. Canım biz çalışıyoruz iş günü, yaz günü bu olur mu da falan ben sıcaktan patlıyorum. Midem şöyle oldu bilmem ne oldu falan filan. Saygısı hürmeti yok. Yapacaksan bari aynı şekilde gizli yap bu haltını. Şimdi edebi hayası yoksa bunda iman da yok. Müslümanım demesi onu kurtarmaz buyuruyor. Müslümanım evet. Demesi kurtarmaz. Hocam bir sorumuz daha var. Diş çektirmek orucu bozar mı? Mustafa orada iki türlüdür o. Hem bozar hem bozmaz. Nasıl bozar nasıl bozmaz. Bozar, bozmaz. Bozmazdan başlayalım. Mesela şimdi azı dişleriyle ön taraftaki dişler farklı. Diyelim ki ön taraftaki dişlerin birisi çürüdü gitti. Morfin falan vurmadı. Bunu dedi alıverelim dedi. Doktor tuttu şak diye çekti. Köklerinde değil. Evet. Filmini çekti. Aldı. Dedi bunu dedi ilaçsız alırım dedi. Aldı Ramazan-ı Şerif'te. Oruçluyken aldı. Orası kanadı. Bu da toplandıkça kanı tükürdü. Toplandıkça tükürdü. Mesela öğleden sonra gitti çektirdi diyelim. Akşama kadar evet eziyet sıkıntı oldu. Ama yutmadı o kanı. Bunun orucu bozulmadı. Ama gitti azı dişi. Dedi bu morfinsiz olmaz. Morfini iğneyi basınca otomatik olarak gider. Oruç bozulur. Oruç bozulur. Evet. Hem ondan sonra çıkan kanı yutması falan. O kanla alakalı bozuldu değil. Yani. Çünkü vücuda evet. Şırınga ile ilaç girdi. Deva gıda olarak vücuda girdiği an oruç bozuluyor. Yani ilaçlı olarak çekildiyse, iğne vurularak çekildiyse bozuluyor. İğne vurulmadan hani köksüz bir dişi öyle çekti, çıkan kanı da aynı şekilde yutmadı, tükürdüyse oruçluyken orucu bozulmadı. Peki hocam Ramazan ayı niçin bazen 29 bazen 30 çekiyor? Canı öyle istiyor. Bu sene 30 gün kalacağım sizde misafir diyor. Bazen 29. 31 olduğu 28 olduğu olmuyor pek olmuyor. Değil mi? Hem şimdi kameri takvime göre Allah-u Teala mübarek geceleri, mübarek zaman dilimlerini ve ibadetleri yani güneşin o milat takviminde kullandığımız o sisteme göre değil, ayın hareketlerine göre meydana gelen o sene hicri takvim veya kameri takvim diye kullanıyoruz onu. Kameri takvime göre emretmiştir Cenab-ı Hak. Evet. Gökteki hilalin hareketlerine göre olan ayda. Oraya göre emredilmiştir. Dolayısıyla o hilalin hareketine göre bir ay ya 29 gündür veya 30'dur. 31 çekmez, 28 de çekmez. Bazen mesela peş peşe Ramazan-ı Şerif 30-30-30 gelir. Bazen de 29-29-29 gelir. Evet. Yani mevsimlere göre mi değişir, nasıl değişir? Onun hakkında detaylı benim bilgim yok. Ama kameri takvime göredir. Yoksa şeyle alakalı değil. Yani efendim canımız sıkıldı. Hani biz espriyle girdik. İşte bu sene canım istedi size 30 gün misafir olacağım falan. Öyle bir durum söz konusu değil. Yani ayın kendi hareketiyle alakalı
Çünkü bir sene 365 gün değil, 354 gündür o takvimde, evet, ona göredir. Hocam son bir soru var, onu da sıkıştıralım hemen. Nezleliyken diyelim, burundaki ifrazat ya da akıntı geri çekilip yutulsa mesela, oruç bozulur mu? Şimdi buruna gelen akıntıyı yutmak orucu bozmaz deniyor. Ancak orada da bir aynı şekilde bir ayrıntı bildiriliyor. Burundan genize giden kanı yutmak orucu bozar. Şimdi nezleliyken bazen bazıları kanlı oluyor. Bazısı da mesela sadece su akıyor. Yani oradan gelen bir ifraz oluyor, evet, diye çekiyor onu falan. Yani o anda geriye gidiyor falan, o yutuluyor falan. Onun şeyi yok. Normal zamanda da nezleli olma şartı da söz konusu değil. Hatta nezleliyken bazen burun tıkalı, şeyde çekemiyorsun bile. O akıp gidiyor. Ama Allah saklasın öyle bir durum. Mesela bir genizde bir kan, man falan bir şey olmuş olsa, onu o şekilde yutmak orucu bozar ifadesi geçiyor efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine sizlerle birlikte olacağız. Yeni bir takım sorularımız olacak. Onları Osman Ünlü hocamıza soracağız. Hepinize hayırlı iftarlar diliyoruz. Hoşçakalınız. Burumda cemde aşık oldum, Yemen ellerinde Veysel Karani, Yemen ellerinde Veysel Karani. Allah'ın Habibi dostum dediği, Yemen ellerinde Veysel Karani, Yemen ellerinde Veysel Karani. Yastığı taş idi, döşeyi posudu, cennetlik eylemek ümmeti kastı, cennetlik eylemek ümmeti kastı. Hakkın sevgilisi Habibim dostu, Yemen ellerinde Veysel Karani, Yemen ellerinde Veysel Karani. Sabah namazını kılar giderdi, gizlice Rabbine niyaz ederdi, gizlice Rabbine niyaz ederdi. Anın işi gücü deve güderdi, Yemen ellerinde Veysel Karani, Yemen ellerinde Veysel Karani. Yunus Eydür gelin biz de varalım, ayağın tozuna yüzler sürelim, ayağın tozuna yüzler sürelim. Hak nasip eylesin, komşu olalım, Yemen ellerinde Veysel Karani, Yemen ellerinde Veysel Karani. Allah. Hakka doğru gidelim, la ilahe illallah.
Dertlerimiz dermanı, tenlerimizin canı, canlarımız cananı. La ilahe illallah, canlarımız cananı. La ilahe illallah. Allahu Allah, Allah Kerim, Allah Allahu Allah, Allah Rahim, Allah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Karga bülbül halinden anlamaz hiç razından, talibinin sözünden. La ilahe illallah, talibinin sözünden. La ilahe illallah. Allahu Allah, Allah Kerim, Allah Allahu Allah, Allah Rahim, Allah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ben yürürüm Erkam bin Ebil Erkam Hazretleri radıyallahu anh. Teala Kur'an-ı Kerim'de Hadid suresi 10. ayetinde buyurdu ki, Mekke'nin fethinden önce Allah için mal veren ve savaşanlar, daha sonra harcayıp savaşanlarla eşit değildir. Onların derecesi sonradan Allah yolunda harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Hadid suresi 10. ayeti kerime. Bu bölümümüzde Mekke'de doğan ve 22-23 yaşlarında Müslüman olan Erkam bin Ebil Erkam Hazretlerini anlatacağız. Erkam Hazretleri ilk olarak iman etme şerefine kavuşan sahabe-i kiramdandır. Müslüman olanların 7. veya 11.'sidir. Efendimiz aleyhisselama peygamberliği bildirildiği ve din-i mübini yaymaya başladığı zaman, her şeyleri maddiyat ve zulüm üzerine kurulu habis müşrikler, nefslerine taptıklarının açık bir alameti olan putlarının ellerinden kayıvereceği telaşıyla, mü'minlere pek büyük işkenceler yapmaya, mü'minleri sindirmeye ve hak yoldan ayırmaya çalışırlar. Müşrikler, sayı ve güç olarak kıyas kabul etmeyecek kadar üstündürler. İşte henüz birkaç kişi olan Eshab-ı Kiram'ın ve Efendimiz aleyhisselamın ibadetlerini yapabilmesi ve dini İslam'ı anlatabilmesi için, Âlemlerin Efendisi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mü'minler için toplanacakları güvenli bir konuma sahip bir ev seçerler. Bunun için de Safa Tepesi'nin doğusunda dar bir sokakta bulunan Hazreti Erkam'ın evini uygun görürler. Erkam bin Ebil Erkam Hazretleri, her şeyini bir kılına feda etmeye hazır olduğu sevgililer sevgilisi Efendimiz aleyhisselamın bu kararına pek bir sevinir. İşte Efendimiz aleyhisselamın ve eshabının hayatları anlatılırken birçok defa geçen Efendimiz aleyhisselam Darül Erkam'dayken veya Müslüman olan biri için Darül Erkam'a gidip Efendimizin huzurunda Müslüman oldu gibi ifadelerde geçen Darül Erkam,
hayatını anlattığımız Erkam bin Ebil Erkam Hazretlerinin radıyallahu anh evidir. İslam tarihinde Darül İslam olarak da adlandırılan bu pek şerefli mekanda Müslüman olanların bazıları şunlardır: Hazreti Hamza, Hazreti Ömer, Ammar bin Yasir Hazretleri, Mus'ab bin Umeyr Hazretleri, Akil ve İyad bin Bükeyr Hazretleri, Süheyb bin Sinan Hazretleri ve daha nice eshab-ı kiram bu evde, bu mübarek mekanda Müslüman olmuşlar ve peygamberlerden sonra insanların en üstünleri sınıfına dahil olmuşlardır. Radiyallahu anhüm ecmain. Hazreti Erkam, Mekke'de bulunan asil bir aileden gelmesi sebebiyle cahiliye devrinde de pek değer gören bir şahsiyettir. Üstelik zenginliğiyle de Mekke'nin önde gelen ailelerinden birine mensuptur. Fakat Müslüman olduğu müşriklerce öğrenildiğinde büyük zulüm ve işkenceler görür bu sahabi. Ve putperestlerin bu zulümleri dayanılmaz hale gelince o da Medine'ye hicret eder. Her bir Mekkeli muhacir, Medineli ensarla kardeş yapıldığı sırada Hazreti Erkam da Ebu Talha ile Efendimiz aleyhisselam tarafından kardeş yapılır. Ve her şeylerini kardeşleriyle paylaşan Ensar-ı Kiram gibi Ebu Talha Hazretleri de Hazreti Erkam'a bir arazi hediye eder. Hazreti Erkam Efendimiz aleyhisselamla birlikte Bedir, Uhud, Hendek ve bütün savaşlara katılarak pek büyük kahramanlıklar gösterir. Hazreti Erkam bütün vakitlerini Allahü Teala'ya ibadetle geçirir. Bir gün gönlünde Mescid-i Aksa'da namaz kılmak için büyük bir istek duyar. O da bunu Efendimiz aleyhisselam'a arz eder. Efendimiz aleyhisselam'ın Hazreti Erkam'a verdikleri cevap kıyamete kadar gelecek müminlere büyük bir müjde olur. Efendimiz aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, Mescid-i Haram'da bir defa namaz kılmak, diğer mescitlerde bin defa namaz kılmaktan daha çok sevaptır. Hazreti Erkam, Allahü Teala'ya ibadet, sevgililer sevgilisi Efendimiz aleyhisselama hizmet, Allah yolunda cihat ve insanlara iyilikle geçen bir ömrün sonunda, miladi 673 yılında Münevver belde Medine'de vefat eder ve vasiyeti üzerine aşere-i mübeşşereden yani cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretlerinin kıldırdığı cenaze namazından sonra Bakî kabristanına defnolunur. Erkam bin Ebil Erkam Hazretleri radıyallahu anh. بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب صدق الله العظيم. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. Sevgili izleyiciler, dün deryadan katre misali, kendisinden bahsettiğimiz Saddeddin-i Konevi'nin Nasiruddin-i Tusi ile hikmete ait bazı meselelerde mektuplaşmaları oldu. Ve aralarındaki uzun süren münazaralardan sonra Nasiruddin-i Tusi aczini itiraf ederek onun üstünlüğünü kabul etti. Saddeddin-i Konevi'nin hayatı züht ve takva içerisinde geçti. Haramlardan çok sakınır, şüpheli korkusuyla mubahların fazlasından kaçardı. Hiç kimsenin kalbini kırmaz, dünya malına asla meyletmezdi. Sultan Alaeddin zamanında Hacı Cihan adında Konya'da çok zengin biri vardı. Malının hesabı bilinmezdi. Bu zenginin oğlu sar'a hastalığına tutuldu. Derdine çare bulunamadı. Zenginin ona çare için başvurmadığı tabip kalmadı. Bunun için çok para sarf etti. Lakin hiçbir çare bulamadı. Hacı Cihan'ın yolu bir gün Saddeddin-i Konevi Hazretleri'nin dergahına uğradı. Derdini ona açıp
şu dünyada bir oğlum vardı. O da sar'a hastalığına tutuldu. Ne olur bu çaresizle bir derman olun dedi. Bunun üzerine Saadettin Konevi Hazretleri ona oğlunun adını sordu. Hacı Cihan, ismi Alican, validesinin ismi de Han'dır dedi. Saadettin Hazretleri hizmetçiden kağıt kalem istedi ve Eûzü Besmele okuyup Bismillahillezî la yadurru ma'ismihi şey'ün fil ardı ve la fis semâ ve huve semî'ul alîm Eûzü bi kelimâtillâhi tâmmâti küllihâ min nefsihi ve ikâbihi ve şerri ibâdihi ve min hemezâti şeyâtîn duasını yazdı ve dualar etti. Hacı Cihan eve gittiğinde oğlunun sara illetinden tamamen kurtulmuş olduğunu gördü. Allah-u Teala'ya şükürler etti. Ve bunun bir keramet olduğunu anlayıp Saadettin Konevi Hazretlerine karşı sevgisi arttı. Horasan'dan bir derviş birçok yerlerde dolaşarak Şam'a gelmiş, orada Saadettin Konevi'nin yüksek hal ve keramet sahibi birisi olduğunu işitmişti. Bunun üzerine onu görmeden ona aşık olmuştu. Ve Konya'ya geldi. Saadettin Konevi Hazretleri'nin dergahına uğradı. Derviş dergahta misafir edilip kendisine her gün nefis yiyecekler ve içecekler ikram edildi. Derviş Konevi Hazretleri'nin sofrasının böyle zengin olmasına hayret etti. Oraya kim gelirse sofra hazır olur ve istediği yiyecekler önüne gelirdi. Herkes ihtiyacı kadar yedikten sonra giderdi. Bu yiyecek ve içeceklerin eksik olduğu bir gün görmedi. Acem diyarından bir derviş birçok yerler dolaşıp birçok kimseler görüp Konya'ya gelmiş ve Saadettin Konevi Hazretleri'nin dergahına misafir olmuştu. Saadettin Konevi Hazretleri'nin mal ve mülkünü, hizmetçilerinin çokluğunu görünce içinden keşke bu kişinin bu malları kendisine ayak bağı olmasaydı da hak yolda bulunaydı. Keşke Acem diyarına bir gidip de oradaki evliya ile münasebeti olsaydı. Kendisi için bu ne iyi olurdu diye geçirdi içinden. Bir zaman sonra bu düşüncesini Saadettin Konevi Hazretleri'ne açtı. Ve o ona ey efendi, siz bir Acem diyarına gitseniz, oradaki alim ve velilerle görüşseniz, bu dünyaya bağlılığı terk edip Cenab-ı Hakk'a kavuşursunuz dedi. Saadettin Konevi Hazretleri dervişin bu sözleri üzerine ey derviş pekala bu dediklerini kabul ettim. Gel gidelim buyurdu. Ve birlikte Acem diyarına doğru yola çıktılar. 15 gün kadar yol gittikten sonra derviş hırkasını Konya'da unuttuğunu hatırlayıp aklı başından gitti. Ve yüzü üzerine yere düştü. Saadettin Konevi Hazretleri dervişin yüzüne su serpip ayılttı. Derviş ey arkadaşım, ben dergahınızda abdest almak için hırkamı çıkarmıştım. Onu unutmuşum. Şimdi hatırıma geldi de ondan fenalaştım dedi. Bunun üzerine Saadettin Konevi Hazretleri ona tebessüm edip ey Acem dervişi, dünya sevgisi bütün günahların başıdır. Hubbü dünya ra'su külli hatiye. Biz bunca mal ve mülkü hizmetçileri geride bıraktık. Lakin hiçbirisi hatırımıza gelmedi. Sen ise iki paralık hırkanı terk ettiğinde aklın başından gitti buyurdu. Sonra o dervişi yolda bırakıp Konya'ya döndüler. Saadettin Konevi Hazretleri bir gün Allah-u Teala'ya yalvarıp ya Rabbi sana layıkıyla ibadet kulluk yapamadım ve seni hakkıyla tanıyamadım. Senin lütuf ve ihsanına güveniyorum. Cennetteki makamımı görmek arzu ediyorum dedi. O gece bir rüya gördü. Rüyasında kıyamet kopmuş ve insanlar kabirlerinden kalkıyordu. Bu durumu kendisi şöyle anlatır. Beni de Rabbimin huzuruna götürdüler. Allah-u Teala meleklere emredip alın cennete götürün bunu buyurdu. Beni alıp cennete götürdüler. Orada türlü türlü köşkler ve bahçeler vardı. Onları seyrettim. Bir bahçe vardı ki onun meyvesi miskti. O esnada bir elma miktarı misk almak istedim ve aldım. İşte o esnada rüyadan uyandım. Uyandığımda
sağ elimde bir avuç misk duruyordu. O miskin kokusu da her tarafı kaplamıştı. Bu miskin kokusu hocam Şeyh Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri'nin bana hediye ettiği Hırka-i Şerife'ye sirayet etti buyurdu. Saadettin Konevi Hazretleri vefat ettiklerinde kefenine bu miskten konulmuştur. Bir zaman Saadettin Konevi, Mevlana Celaleddin Rumi ve Kadı Siracüddin ve başka alim ve salih zatlar Konya'nın Meram Bağlarına gittiler. Mevlana Hazretleri oradaki bir değirmene girdi ve uzun bir süre kaldı. Kadı Siracüddin değirmene girdi. Sonra da Saadettin Konevi Hazretleri geldi. Değirmen taşını dinlediler. Saadettin Konevi Hazretleri, ben de bu taşın Allah-u Teala zikrettiğini, Sübbuhun, Kuddüsün dediğini işittim buyurdular. Şems-i Tebrizi Hazretleri Konya'ya gelince, Mevlana Hazretleri devamlı bununla sohbet edip hiç dışarı çıkmaz oldu. Konya'nın ileri gelen diğer alimler buna üzülüp hep birden şehri terk ederek Denizli'ye gittiler. Bunu duyan Selçuklu Sultanı çok üzüldü. Çünkü alimleri seven, onları koruyan biriydi. Bir cuma günü Saadettin Konevi Hazretlerinden ricada bulunup, ben alimler arasındaki şeylere karışamam. Bu iş padişahların karışacağı bir iş değildir. Ancak cuma namazında alimlerin bulunmaması şanımıza noksanlık verir. Lütfen bunları bulup getirin dedi. Saadettin Konevi Hazretleri hemen, af buyurun, katırına binerek yola çıktı. Bir anda kendisini denizde buldu. Orada alimleri bulup, cuma namazı vakti geçmeden Konya'ya dönmemiz lazımdır. Sultanın kalbini kırmayınız. Padişahlar, Allah-u Teala'nın emrini ifaya memur kişilerdir. Onlara karşı gelmek, onları üzmek hiç uygun değildir. Sonra Allah-u Teala'nın gazabına uğrarsınız buyurdu. Daha buna benzer birçok ikna edici sözler söyledi. Yanında evliyadan Ahi Evren de vardı. Alimler ikna olur gibi oldular. Dediler ki, biz teklifinizi kabul edip gelecek bile olsak, cuma vakti Konya'da bulunmamız imkansızdır. Saadettin Konevi de, siz kabul edin. Allah-u Teala Müslümanları sevindirenleri mahcup etmez buyurdu. Alimler teklifi kabul edip hemen yola çıktılar. Birkaç günlük yolu bir anda kat edip, tayyi zaman ve tayyi mekan deniyor, cuma vaktinden evvel Konya'ya vardılar. Sultan Alaeddin buna çok memnun oldu. Saadettin Konevi Hazretleri'ne olan sevgi ve muhabbeti daha da arttı. Bir kat daha artmış oldu. İslam alimlerine daima yardımcı oldu. Saadettin Konevi Hazretleri anlatır. Rüyamda Fahri Kainat Efendimiz'i gördüm. Yanlarında eshab-ı kiram olduğu halde medreseyi teşrif etmişlerdi. Sofanın ortasına oturdular. Bu sırada Mevlana Celaleddin Rumi de oraya gelip uygun bir yere oturdu. Peygamber Efendimiz Mevlana'ya çok iltifat ettiler. Ve Hazreti Ebu Bekir'e dönerek, ya Ebu Bekir, ben Celaleddin ile diğer peygamberlerin arasında övünürüm. Çünkü onun öğrendiği ilim, işlediği amelin feyiz ve nuru ile ümmetimin gözleri aydın olur. O benim oğlumdur buyurdular. Mevlana'yı sağ tarafına oturttular. Peygamber Efendimiz bu rüya ile talebelerinden Mevlana'nın derecesinin yüksekliğine işaret buyurdular. Bu durumu diğer talebelere anlattım ki onun hatırını gözetip ilminin yüksekliğini anlasınlar. Allah-u Teala hem Saadettin Konevi'nin hem Mevlana Celaleddin Rumi'nin makamlarını çok yüksek eylesin. Cennette âli makamları onlara lütfesin ve bizlere de onları şefaatçi kılsın inşallah. Mâin oldum bahçe. Kalmadı asla duru.
dinde imanda. Baki Billah Hazretleri Kuddise Sirruh 5. Bölüm. Muhammed Baki Billah Hazretleri, tarifsiz yüksekliğinin habercilerinden olan muazzam bir tevazu sahibidir. Kulluğun her hali kendisinde pek üstün bir şekilde görülen büyük veli, sürekli bir münacaat ve tefekkür hali içindedir. İlim ve ibadette pek yüksek iken, kendini kusurlu bilmek onda zirvelerdedir. Öyle ki, talebelerinden veya sevenlerinden biri bir hata işlese, kusuru kendisinde görür ve olsa olsa bu bizim fena sıfatlarımızın talebelerimiz üzerinde görünmesidir, der. O, insanları dünya ve ahirette, kendilerini azaplara atacak olan kötülüklerden sakındırırken de, yani İslamiyet'i anlatırken de en güzel ahlak sahibi olduğu Kur'an-ı Kerim'de bildirilen Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti üzere hareket eder. Yani nasihatlerini kalp kırmadan, yumuşaklıkla söyler. Bunu yaparken de kesinlikle direkt söylemez. İma yollu söyleyerek kalp kırma ihtimalini kaldırır ortadan. Binlerce insan, kapısında hizmetkâr olmayı, dünya ve ahiret saadetine kavuşmak için en büyük vesile bilirken, yük olmaz kimselere. Kendi işlerini kendi yapar elinden geldiğince. Valilerin, zengin sevenlerinin göndermiş olduğu ve nazarında kıl kadar kıymeti olmayan hediyeleri, altın ve gümüşleri dağıttırır fakirlere. Onların bir duasını değişmez dünyalara. Hasılı, her haliyle varisi olduğu alemlerin efendisinin ve silsile-i aliyenin ikincisi olan ve Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmetimin ümmetime en merhametlisi Ebu Bekir'dir. Hadis-i şerifiyle methedilen Hazreti Ebu Bekir'in ve onun yolu olan Silsile-i Aliye büyüklerinden biri olarak onun izinde bulunur merhamette de. O, öylesine bir güneş olur ki, başta İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi kıyamete kadar batmayacak ve feyzi devam edecek olan bir büyükler büyüğünü de yetiştirerek, dile gelmeyen feyzlere vesile olur Muhammed Baki Billah Hazretleri. Ve büyük veli 40 yaşına gelmiştir. Allahü Teala'ya kulluk, yarattıklarına şefkat, kullarına iyilik ve merhametle geçen bir mübarek ömrün sonlarına gelindiğini aşikar eden işaretler iyiden iyiye belirmeye başlamış, büyük velinin bu husustaki sözleri yakın bir zamanda vuku bulacak olan ayrılık ateşinin kıvılcımlarını sevenlerinin ve bütün müminlerin kalbine atmıştır bile. Büyük veli, nazargâh-ı ilahi olan mübarek kalbinden gelen hisleri şöyle ifade eder. Bize şöyle bildirdiler ki, senin dünyaya gelmekten maksadın tamam oldu. Dünyada işin kalmadı. Artık sefere çıkmak icap ediyor. Seneler 1603'ü gösterirken
büyük veli bir hastalığa yakalanır. Bu hastalığın son hastalığı olduğu ve vefatlarının yakın olduğunu pek sevdiği talebelerinden birine yaptığı ikazla işaret eder. Der ki bu talebesine, bakıyorum ki bir sefere çıkmak üzeresin. Birkaç gün hiçbir yere ayrılma. Çünkü son günlerimi yaşıyorum. Cemazil-ahir ayının 25'i cumartesi günüdür. Birkaç gün sonra büyük velinin hastalığı ağırlaşır. Talebeleri, sevenleri büyük kederler içinde ağlarken, o büyük, mütebessim bir şekilde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgiliyi sevgiliye kavuşturan bir köprü olduğunu, emir buyurdukları ölümü, bizzat yaşadıkları nimetlerin büyüklüğünü dile getirircesine şöyle ifade ederler. Eğer ölmek bu ise, ne büyük nimettir. Artık son anlarıdır büyük velinin. Sevenleri gözyaşları içinde büyük bir üzüntü içindeyken, büyük veli Allahü Teala'nın ismini tekrar tekrar sesli olarak zikreder ve Allah, Allah diyerek mübarek ruhlarını teslim ederler. Büyük veli evliyaların, talebelerinin ve binlerce müminin kıldığı cenaze namazından sonra kıyamete kadar feyz saçacak ve ziyaret edilecek olan şu anda eski Delhi diye bilinen istasyon yakınlarındaki kabri şeriflerine defnolunur. Silsile-i Aliye'nin 22.si ve evliyanın göz bebeği İmam-ı Rabbani Hazretlerinin hocası olan Muhammed Baki Billah Hazretleri buyurdu ki, ehl-i sünnet itikadını edindikten sonra emrolunduğumuz ibadetleri yapmak, devamlı abdestli bulunmak, İslamiyeti anlatmak ve yaymak, helal yemek yemeye dikkat etmek, bütün günahlardan, gıybetten, söz taşıyıcılıktan, mümini aşağılamaktan, Müslümana düşman olmaktan, kin tutmaktan, eli altında olanlara kızmaktan ve sert davranmaktan sakınmak lazımdır. Kurtuluş yolu budur. Eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan, aşere-i mübeşşereden, cennetle müjdelenen 10 kişiden biri, Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri, radıyallahu anh. Anam babam sana feda olsun. Eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız, hidayete kavuşursunuz. 17 yaşında Müslüman olan, büyük sıkıntılar çeken, fakat hiçbir şeyden korkmayan bir yiğit olan Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretlerinin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Çok değil, bir yıl öncesinde, Bedir Savaşı'nda düşman saflarının arasına dalıp en büyük komutanlarını öldürecek kadar gözü kara olan bu büyük mücahit, şimdi Uhud Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında büyük bir heyecanla savaşın başlamasını beklemektedir. Ve başlar savaş. Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri, düşman saflarının içine dalacak kadar usta bir cihangir olmasının yanında muazzam bir okçudur. O müthiş Uhud gününde oklarını besmele ile çekerken yayından bir Allah düşmanının daha canının cehenneme gitmesi için sadece birkaç saniye kalmıştır. Herkes bunu böyle bilir. Efendimiz Aleyhisselam bu büyük mücahide duada bulunurlar. Öylesine bir dua alır ki Efendimiz Aleyhisselam'dan bu büyük bir müjdedir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam zaten pek bir sevdikleri Hazreti Sa'd ok atmadan önce "Ya Rabbi, Sa'd'ın attığını isabet ettir." diye dua buyururlar. Geçmişlerin ve geleceklerin efendisi ve elbette geri dönmeyen duaların sahibinin bu duasıyla
Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri her attığını vurur bu duanın bereketiyle. Müşriklerden sağanak halinde gelen oklardan korunmak çok güçtür. Efendimiz aleyhisselam, müşriklerden gelen bu okları yerden toplayıp Hazreti Sa'd'a verir. Hazreti Sa'd'ın, Efendimiz aleyhisselamın bizzat mübarek elleriyle verdiği okları bir alıp kullanması vardır ki aşkla anlatılamaz. Bunun yanında bu ihlası ve muhabbeti ve bu kahramanlığı dolayısıyla hiç kimseye nasip olmayan ve olmayacak bir ifadeyi Efendimiz aleyhisselam Hazreti Sa'd için emir buyururlar. Çünkü o okları her bir attığında Efendimiz aleyhisselam şöyle buyururlar. At ya Sa'd, at, anam babam sana feda olsun. Bu duayı almanın şevkiyle bütün dünya müşrik olup karşısına dikilse artık Sa'd'ın gözüne gelmez. Çünkü alemlerin efendisinin hiç kimse için kullanmadıkları bu iltifat aynı zamanda bir müjde, şerefi ölçülemeyen bir üstünlüktür manevi alemde. Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri de elbette bütün eshab-ı kiram gibi Resulullah Efendimiz de fani olmuş, kalbini onun mübarek kalbine bağlamıştır. Bunun müşahhas örneklerinden biri şöyle vuku bulur ki bunu Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle nakletmektedir. Bir gün Efendimiz aleyhisselam gazvelerden birinden Medine'ye dönmüşlerdi ki vakit geceydi. O ara alemlerin efendisi şöyle buyurdular. Ne olurdu salih bir kimse beni korumayı üzerine alsaydı. Bunun hemen akabinde birden bir ses duyduk. Efendimiz aleyhisselam bu kimdir diye buyurdular. Baktık Sa'd bin Ebi Vakkas çıka geldi. Resulullah Efendimiz pek bir sevdiği bu büyük sahabiye muhabbetle ve eşsiz tebessümleriyle sordular. Ya Sa'd, seni bu Hazreti Sa'd şöyle cevap verir iki cihan sultanına. Ya Resulallah, Resulullah yalnızdır. Ona din düşmanlarının sıkıntı vermesi, eziyet çektirmesi ihtimali vardır diye kuvvetli bir his geldi içime. Onun için sizi korumaya geldim buyurur. Efendimiz aleyhisselam bu büyük sahabiye çok dua eder ve istirahate çekilirler bu konuşmadan sonra. Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri durup dinlenmeden çalışmakta, kimi zaman seriyelere komutanlık yapmakta, kimi zaman Efendimiz aleyhisselamın sancaktarlığını yapmaktadır. Kozmopolit bir yapıya sahip olan ve Medine'deki Yahudilerin ve münafıkların fitne kazanı kaynattıkları şehrin sükûnunun sağlanmasında da büyük emekleri geçer bu sahabinin. Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri, Hazreti Ömer'in halifeliği sırasında da çok önemli görevlerde bulunur. İslamiyet hızla yayılmakta, beldeler İslam'ın nuru, adaleti ve merhametiyle aydınlanmaktadır. Hazreti Ömer radıyallahu anh, İran'ın fethi öncesi Hevazin bölgesine göndermiş olduğu Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas'ı çağırır ve onu İslam ordularının başkomutanı yaparlar. Yılların harp deneyimi ve imparatorluk geçmişi olan Fars, yani İran'da durum gitgide karışmakta, İslamiyet karşıtı hareketler artmakta ve tehditler savrulmaktadır. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri başkomutanı olduğu orduyu Kadisiye denilen yerde durdurur ve karargahı buraya kurar. İran Kisrası'na gönderilmiş olan elçiler binbir hakaret görerek geri dönünce artık bu fitnebaz küfür milletiyle savaşmaktan başka çare kalmaz. İmparatorlukları birkaç bin kişiyle dize getiren Eshab-ı Kiram ordusuna karşı çok büyük bir hakaret ve cehaletle hepsini Kadisiye'ye gömeceği tehdidini savurmaktan da geri durmaz İran Kisrası. İran kuvvetlerinin başında Rüstem diye bilinen büyük bir savaşçı ve taktisyen bulunması Kisra'yı daha da cesaretlendirmiştir. Fakat o bunun kendi sonu olacağından habersizdir, gafildir. İran ordusuyla İslam ordusu arasında hem sayı
hem de teçhizat bakımından müthiş bir orantısızlık vardır. Bir tarafta 30 bini zırhlı olmak üzere 120 bin asker, üstelik ön saflarda etten kaleler olan filler vardır devasa, diğer tarafta ise sadece 34 bin mümin vardır şehadeti özleyen. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas'ın dahiyane taktikleriyle başlayan savaş, çok şiddetli çarpışmalara sahne olursa da, aralarında Kisra'nın çok güvendiği komutanı, Rüstem'in de bulunduğu komutanlar öldürülünce, İran ordusu dağılır ve tamamına yakını öldürülür. Az bir kısmı da esir alınır. Müminler sadece 2000 şehit vermiş, İran ordusu ise 120 bin kişilik ordusunun neredeyse tamamını kaybetmiştir. Haber Medine'de sevinçle karşılanır. Çünkü İslamiyet çok büyük kuvvet kazanmış, bir fitne odağı daha susturulmuştur. Cennetle müjdelenen Allah yolunun bu büyük mücahidi, ömrünün sonlarında Medine'ye yakın bir yer olan Akik'te rahatsızlanır ve Hicri 65 yılında orada vefat ederek, ayrılığıyla her an yanıp tutuştuğu sevgililer sevgilisi Efendimiz aleyhisselama kavuşur. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. Medet ya şehri Ramazan, merhaba ey şehri Ramazan, merhaba, merhaba ey şehri Ramazan.